bize yapılan yani yanlıştır. Yani çünkü halkın ekmeğini yiyen yani bizden tarafta değildir. Tek ekmekle çözüm olmuyor. Bir ekmek 15 lira, bir yol parası 16-17 milyon yarın yani yapılacak şeyler bize yani biz insanlar çok mağdur oluyoruz. Biz insanlar yani yoksul aileler de var ama bunları anlayan kişiler yok işte. Bizi anlayan kişiler işte yok. Biz bir ailede bir toplamda 6 kişiyiz. 6 kişiyiz ama asgari ücretle bir çalışan, tek çalışan babam var, o da geçimi zor. Yakında yani o da emekli olacak. Emekli maaşın da geçimliği çok zor. 10 milyarla bir insan nasıl geçim yapabiliyor? 10 milyarla insan hayatta değil, asgari ücretle bir geçim evde sağlanmıyor. Biz günde mesela ortalama 2 ekmek, 3 ekmek tüketiyoruz. Yani 3 ekmek toplamda 45-50 milyon yapıyor yani. Yani bu zamlarla biz geçim yapılamıyoruz. Geçim yapılmıyor. Zamlar yapılmayacak. Yanlışlar yapılmayacak. Zamların son verilmesini istiyoruz. Bu zamlardan itibaren çok yani çok şikayetçiyiz. Vallahi sadece ekmek değil ki. Pazara gittik bak. Eli boş gelmeyelim diye bir iki parça aldık zaten. 100 lira. 10 liranın şeyine gelmiş artık 100 lira. Bir şey alınmıyor ki. Bir tur atıyorsun zaten. Yani eve gitmemek için bahane arıyorsun. Bir şeyler eline alıp eve gitmek için. Eskiden 2-3 kere pazara gidiyordun haftada. Yani şu anda bir kere gidiyorsun. O da tam her şeyi alamıyorsun zaten. Yani çok önemli olmasa da temel gıda ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyorsun. Günde en az 5 kişilik bir aile, hadi 4-5 tane ekmek tüketiyoruz. Hani bunu askeri ücretli çalışan biri, 3 tane çocuk okutuyoruz. Onu da bir düşünün. Yani bir çocuk bugün okula göndermek ne oluyor artık? Bir tost olmuş 50 lira. Gerisini artık siz düşünün nasıl artık vatandaş... Yani bir çıkmazın içindedir artık, bir şey de diyemiyor. Yani eskiden mesela senede bir yılbaşı geliyor, bir zam oluyor diye bir beklenti vardı. Yani serbest piyasa diye bir şey yapmışlar, bilmiyorum. Devlet buna önlem alıyoruz diyor ama bence önlem almıyorlar, önüne bırakmışlar artık. Galiba artık çok zor gerçekten, yani bir şey diyemeyecek bir duruma da getirmiş halkı, öyle bir duruma da gelmiş, konuşamıyorsun. Emekliye de aynı ücretle zam geldi mi? Yani felaket, başka bir şey yok yani. Emekliyim, günde 5 tane ekmek alıyorum. Nasıl geçinilecek? Çocuk okutsan, elektrikli, doğalgazdır, faturadır. Bunlar hepsi nasıl ödenecek? Yönetimin beceriksizliği yani. Ekonomi yönetmememe. Dedim biz zemi karşı mı? Arak ne dedim? Bana beji, bana balici, bana diz, bana emutuşt. Şimdi verçiye berber çiğit bu ne? Sani diziye dike, dara tıştı dike, dara aşağı tıştı. Karabiyet kem dişi ma karşı vatıştane, jiber bir yani ev tene, de Türkiye'de sosyal jiyan tene, devlet kav tene be, uçup be, ev herkes bir serok be. İcari seri da seri sistem, bir sisteme sistem, sistem ki embejin kreje, biskerek brasi, dizi tene bu, boyu gel, boyu van gela, bütün gelen, tişki rasti bini oley, çebi ki tembejin avan insana fakira fukara hakkı var bedi mafi var hakkı var hukuk tene hemud dijan edatın ha sadece tine nam bağlamış ki nan ne binan va girdin nan ne ekmek tene ne ne tembej de be emekliye az emekli ne ne az emekli cinabım az da bir kem mezel mezel da gore da zey ancak emekli bim fakawan evan emedin ev emekli ben mezel kim serimeti vay degree Karatına cebi bakıda. Kara hakkı nam da, kara hakkı da kodi ki. Yani sadece bir anne, sadece nane ne o. Hem utuş. Jean kiriye tarum var. Millet bir şey işte. Debe onu kabul cebi ki. Yunariyam gel, hem o rabe serpiyah. Gel rabe bimeşe. Bas, debe basını açıklama bitir ki. Bekin van tıştı ya bin zaman. Van tıştı kadaha bir ki kabul ne ki. Ciber bir van atkozun. Dün aldım 6 liralık ekmek bugün 7,5 lira, 8 lira oldu. Zaten aslında bekliyorduk, vatandaş olarak bekliyorduk bu zamı. Çünkü her asgari ücretten sonra, her şeyden sonra bu tür zamları bekliyorduk biz.
kötü oluyor yani, vatandaş için çok kötü oluyor. Bakın 3 tane çocuğum var okula gidiyor. Ayda 2,5 milyar 3 sadece çocukların servisine veriyorum. Sadece çocuk servisi yani keza aldığımız kuru ekmek bile düşünürseniz 6 kişilik bir aileye günde 5 ekmek düşünürsek emin olun çok zor durumdayız. Yani asgari ücretiyle ki vatandaşların nasıl geçindiğini inanın ben anlamış değilim. Hani ben bazen televizyonlarda, işte röportajlarda görüyorum. İşte şükür olsun devletimiz var olsun, Allah razı olsun geçinebiliyoruz falan diyorlar ya. Ben şaşırıyorum lan, nasıl geçinme şaşırıyorum. Hükümet, sorun sahibi bir hükümet yani, başka kim olabilir? Çözüm hükümetin bir an önce değişmesi. Bu hükümetin kökten silinmesi. Yani emin olun bakın ben şunu söyleyeyim. Ben Ecevit dönemini de gördüm. Ben darbe dönemi, 1980 darbe dönemini de gördüm. Ben evet 1980 darbesinde sıraya girdim, hatırlıyorum. Şeker kuyruğuna girdiğimi hatırlıyorum. Yak kuyruğuna girdiğimi hatırlıyorum. Babam beni şeker kuyruğuna bırakırdı. Kendisi yak kuyruğuna girerdi. Ama benim karnım doyuyordu. Yani biz çocukların karnı doyuyordu. Aç değildik. Biz o çocuk yaşta bile karnımız doyuyordu. Babam memurdu da karnımız doyuyordu. Şimdiki insanların bu şekilde nasıl doyduğunu, çocukların nasıl şey yaptığını emin inanamıyorum. Yani çözemiyorum ben. Çünkü yoksulluk aldı başını gitti. Fakirlik aldı başını gitti. İnsanlarımız artık çöplerden ekmek topluyor. Yani düşünün. Emin olun size şunu söyleyebilir miyim? Bakın ben Diyarbakırlıyım. Vuralıyım. Buranın öz çocuğuyum. Ben bugüne kadar, bu yaşıma kadar bir Diyarbakırlı kadının, bir babanın çöpten ekmek topladığını ben görmedim. Görmedim ben. Ama bu hükümet döneminde gördüm. Çöpten ekmek topladığını gördüm. Çöpten meyve topladığını gördüm. Yani benim kendi vatandaşım bunu yaptı. Kötü, çok kötü. Yani insanların ekmeğine de göz diktiler. Pahalılık almış başını gidiyor. Bir ekmek vardı, ekmeğe de zam geldi, ona da diyeceğim yok. Emekliyim bu arada. Yani elektrik, su, doğal gaz, bunlar zorlanıyoruz. Hepsi hükümettir, devlettir. Hayat ucuz olmalıdır. Bence bu kadar pahalı olmamalıdır.